Of. Ne çizeceğim ki ben ya? Kafam bomboş. Tamam. Çizmem lazım ama. Çizeceğim. Ama nasıl? Halledeceğim. Halledeceğim. Ama nasıl? Nasıl? Hadi Öykü, hadi hadi. Yaparsın. Hep yaptın. Ne olacak ki? Bunu yapabilirsin. Hadi sakinleş. Öykücüğüm, konsantre olur musun lütfen? Olamam Öykücüğüm. Olamam çünkü çok heyecanlıyım. Ama Öykücüğüm konsantre olmazsan çizemeyiz ki. Biliyorum, farkındayım değil miyim sanıyorsun? Ama olmuyor. Tamam, yapabilirsin. Sık sık konuşur musun böyle kendinle? Sık sık değil. Her zaman. Resmen susmuyorum. Fark ettim. Peki o zaman sakinleşmeye ne dersin? Yarın sen de geleceksin değil mi? Yo. Niye geleyim ki? Yani benim ne işim var benim orada? Nasıl ya? İnsan yardım etmeye falan gelir. Destek olman lazım bana. Eşek kadar olmuşsun. Desteğe mi ihtiyacın var? Anne yarın sunum yapsa, ben yanında dursam. Oldu. Başka? Mesela şöyle otursam, gözlerimi kapatsam, açsam, sunum bitmiş olsa. Dur ben bir kağıt kalem alayım. Başka ne arzu ederdiniz Öykü Hanım? Tatile gitsem, şöyle birkaç gün kafa dinlesem. Evet, tatil. Yazıyorum. Başka? Bir de kafamın içindekileri sustursak, başım kazan gibi. Hadi kalk, gidiyoruz. Saçmalama, bir sürü işim var. Hadi. Gece çizersin sen bunu. Hadi, hadi gel. Ya bıraksana, yetişmesi lazım onların. Ayaz, gerçekten gece gece parklarda, bahçelerde gezmeye hiç vaktim yok. Benim çalışmam lazım. Bir kez olsun güvenir misin bana? İyi gelecek diyorum. Şimdi. Ayakkabılarını çıkar. Niye? Ya hadi çıkar. Bak toprak iyi gelecek, stresini alır. Hem bu sıcakta serinlersin, dinle beni. Ayaz, hakikaten hiç sırası değil. Senin bu inadını ne yapacağız biz? Yok vallahi, istemiyorum. Ya hadi mızmızlanma. O zaman önce sen çıkar görelim. Öykü, çok zor bir kızsın, yemin ediyorum. Çok zorsun. Oldu mu? Oldu. O halde buyurun. Şimdi terapi başlıyor. Söyleyin bakalım Öykü Hanım, neden bu kadar heyecanlısınız? Röportaj mı yapıyoruz? Diyelim ki yapıyoruz. O zaman öncelikle buradan tüm sevenlerime sevgilerimi iletiyorum. Hemen de havaya girdi ha. Neden mi heyecanlanıyorum? Çünkü Önem Hanım'la çalışmak benim yıllardır hayalimdi. Şimdi fırsat ayağıma geldi ve benim hiç zamanım yok. Korkuyorum. Yani bu kadar kısa zamanda bunu yetiştiremem, beceremem diye korkuyorum. Harika. O zaman hemen bir reklam arası veriyoruz. Ya! Sen bu vurmayı alışkanlık haline getirdin ha. Her seferinde böyle vuracaksan olmaz. Kabul etmiyorum. Şimdi, terapinin ikinci kısmına geçtik. Dönüş yoluna geçsek daha mantıklı olur sanki. İtiraz mı duydum, yoksa bana mı öyle geldi? Tamam, hadi geçelim de bitsin o zaman. Ya böyle yapacaksan olmaz. Ya tamam, hadi. Sen beni geçiştiriyor musun? Yo, sana öyle geliyor. Pek ikna olmadım ama senin iyiliğin için devam edeceğim. Gözlerini kapat. Abi bir dakika, ben öyle eşe şakalarına falan gelemem, haberin olsun. İnatçı, pervasız, kendi kendine konuşan bir deli. Sen gerçekten normal değilsin. Evet, aksini iddia etmedim ki zaten. Senin gözlerin hala açık. Tamam. Şimdi tekrar et. Yarınki sunumum çok iyi geçecek. Bir dakika, sen arabanın kapılarını iyice kilitledin mi? Çünkü benim dosyalarım orada, çalınırsa biterim. Kilitledim de, iyice nasıl kilitleniyor bana bir söyler misin? Tamam. Be tamam. Neyse hadi. Yarınki sunum çok iyi geçecek. Benim telefonum nerede?
Öykü. Tamam, cebimdeymiş zaten ya. Niye hemen sinirleniyorsun? Kapa. Her şey çok güzel olacak Öykü. Yıllardır bu anı bekliyorsun ve şimdi hazırsın. Kendine güven. Ben sana güveniyorum. Ve bunu gerçekten öylesine söylemiyorum. Biliyorum, yarın çok güzel geçecek. Şimdi tekrar et. Her şey çok güzel olacak. 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 Her şey... Pamuk şeker. Sen önceki hayatında al köpeğiydin herhalde. Koku duyun bayağı iyiymiş. Sen de çok komiktin herhalde. Bayılırım pamuk şekere. Nereden bildin? Bunu sevmeyen ölsün. Oğlum nereden buldun sen onu? Hediye geldi. Nereden hediye geldi? Ayaz abi verdi. Ayaz abi verdi. Başlayacağım ben o Ayaz abine de, ablana da. Nerede kaldı ki bu kız şimdi? Ay yok, sinirinden vallahi dayanamayacağım. Arayacağım ben bunu. Pamuk şeker ne güzel geldi. Benim terapim iyi gelmedi, pamuk şeker iyi geldi, öyle mi? Yani hepsi böyle paket olarak iyi geldi. Bu da bayılıyor övgü duymaya. Bu derken benden bahsediyoruz galiba. Etrafta başka bu var mı? Ağzında makine gibi laf yapıyor ha. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Aferin. Annem arıyor. Onu tamamen unuttum ben senin yüzünden. Öldürecek şimdi beni. Efendim anneciğim? Kızım neredesin sen? Geliyorum anne ben şimdi. Sen bugün okul gezisine gitmedin mi? Yok anne ya, o iptal oldu. Ben sana söyleyecektim. Derhal eve gel Öykü, seni bekliyorum. Hadi. Tamam anne, geliyorum. Hep senin yüzünden. Ben ne yaptım yine ya? Öyle eve gelip anneme yalanlar söylemeseydin, yok okul gezisi falan, bunlar gelmeyecekti başıma. Kalk hadi gidiyoruz. Zaten daha bir ton işim var, çizimler beni bekliyor. Bu ne ya? Aha, ıslandık. Ya bunda gülünecek ne var Allah aşkına? Kızım ne yapıyorsun gece gece? Gelsene bu tarafa. Gelsene. Korkak mısın? Saçmalama, niye korkayım? Şuna bak, bile bile ıslanıyor. Ah! Yine ben aşık oldum, darmadan yağmur oldum. Kadıköy sahilinde esti ruhum, rüzgar oldum. Yine ben aşık oldum, darmadan yağmur oldum. Kadıköy sahilinde esti ruhum, rüzgar oldum. Hey beni de biz de her gece çıktık mehtaba aşk var diye. Kalmamış kalmamış da bile. Ne bir huzur ne bir neşe. Yüreğimi yaktım ben bu gece bir deniz feneriyle. Sahile vurdum ben bu gece dalga gibi derece. Yüreğimi yaktım ben bu gece bir deniz feneriyle. Sahile vurdum ben bu gece dalga gibi derece. Düştüğümüz hallere bak ya. Delisin sen. Sen de korkak. Ünlü mimar Ayaz Dinçer'in gerçek yüzü ortaya çıktı bence. Hayır ya, sadece ıslanmaktan hoşlanmıyorum. Teşekkür ederim. Desteğin için. Rica ederim. Kuru zamanlarda hep yanındayım. İyi geceler. İyi geceler.
O bir kere olur canım. Avucunu yalarsın. Ben de çok meraklıydım. Hadi git çizimini yap. Benim de işim gücüm var. Hatırlatmasan olmazdı değil mi? Bu gece nasıl yetişecek acaba onlar? Bana uyku yok. İyi geceler.